Hello, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte valiz toparlama, valiz düzenleme, valize koyma, bavul düzenleme videoyu çekiyorum. Hoş geldiniz. Bugün canım böyle YouTuber'ları izlemek istedi ama böyle hani vlog çekenler falan. Ve hepsini izledim resmen. Yabancı olsun, Türk olsun hepsini izledim ve dedim ki daha neden yapmıyorlar ya da valiz vlogu neden yapmıyorlar dedim. Sonra aklıma geldi ki ben de bir YouTuber. O yüzden ben çekeyim dedim. İşte ihtiyaçlardan doğuyor bunların hepsi. Kameranın yerini pek ayarladım. Tam hani benim yüzüm de tam almıyor ama böyle çökersem alıyor. Ama valizi de almasını istiyorum. Valizi de almasını. Sen ne yapsam tam emin kalamadım. Şurada bir yığınım var benim. Belki düşmeden alacağım ha. Evet, burada yığınım var. Ben hazırladım. Başlayalım. Bugün pazartesi, perşembe günü gideceğiz sabahtan. Erken dayanmak istedim çünkü yıkanmasını falan istedim. Daha yeni yaptım. Ve çarşamba günü düğün falan var. O yüzden yapamam, düzenleyemem bavul falan diye. Bugünden başlayayım dedim. Buraya eşyalarımı aldım. Yıkamadıkları yıkamaya attım. Hatta kurumadalar. Belki az sonra kurumadan, videonun sonuna doğru kurumadan alırım onları ama bilmiyorum. Çok konuştum o yüzden. Şöyle var. Şimdi bu matmazel biraz büyük olduğu için ablanın birlikte paylaşacağız. O zaman let's go. Hadi akşamları soğuk olursa falan diye. Sanki soğuk olsa bu tek başına çok korumuşum sanki bir harika. Bir tane kimono alayım dedim. Böyle kimono diyor evet değil mi? Ve çiçekli püskülleri var şurada. Güzel. Seviyorum ben bunu. Böyle kalsın. Valize yerleştirmeye çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü tek başıma asla valize yerleştiremeyeceğim bunları. Belki sadece kıyafetler mi yaparım yoksa yanıma alacağım takı tokaları da gösteririm sanırım. Sonra şöyle şu vatkalı bir tişört aldım beyaz. Bunu kombin kombin yapayım dedim ama şortlarım çok klasik olduğu için her şeyle her şey giyerim. Şöyle keten bir turuncu şort aldım. Keten gerçekten çok güzel oluyormuş yeni fark ettim. Benim ilk keten şeylerimden biriydi. Şöyle bunu da vatkalı mik olur diye bunları kombin yapayım dedim. Annem buraları katlamıştı ama ben tekrardan bozuyorum. Asla ve asla benim katlamamla onun katlaması bir değil. Sonucuma yine bunu da kombin olarak almıştım aynı anda. Şöyle lila bir atlet aldım. Çünkü lila en sevdiğim renk sayılır. Zaten ilerleyen dakikalarda görürsünüz lila şeylerimin ne kadar fazla olduğu. Bence ben alırken annem yoktu ve çok bayılmamıştı hani renk uyumlu ama yazlık olarak Pinterest'te herkes turuncu lila giymiş. O yüzden bence gayet güzel. Şöyle katlıyorum da çok dandik katladım. Farkındayım. Sonucuma diğer biker şortuma geçiyorum. Şöyle mavi, ne deniyor? Saks mavisi mi? Petrol mavisi mi? Olabilir. Neyse biker şortum var. Bunu da neyle kombinlerim derseniz. Yine bunu da hani her şeyi her şeyle kombinleyeceğim. Çok çorba giyeceğim. Üstüne o atletler ve vatkalı olmayacağı için bunun için daha oversize şeyler yapmak istedim. Şöyle Adidas'tan almış olalım direkt bunun kafası nerede? Şöyle Travis Scott'ın merchinden var. Şöyle arkasında da oversize tişört de giyerim diye düşündüm. Şöyle siyah bir şortum da var. Çok klasik. Herkesin olması gereken bir siyah şort. Zaten ben her yıl bir siyah şort alıyorum. Uzadığım için küçük geliyorlar. O yüzden her yıl siyah şort alıyorum. Böyle eve 3 tane falan var. Dediğim gibi siyah şortu da oversize şeylerle ve vatkalı atletlerle de kombinlerim diye düşündüm. Ve kıyafetlerim şu an çok azmış onu fark ettim. Yani çoğu hatta hepsi de yıkamada. Yıkamadan sonra da gösteririm. Bu tişört de böyle. Sonra üstüne Kadıköy'den aldığım beyaz oversize tişörtüm var. Şu arkası harika değil mi? Evet arkası da böyle mantarlı. Güzel bu da oversize olduğu için ve renkliyle arkasıyla uyduğu için biker şortumu da giyerim diye düşünmüştüm. Şimdi şöyle bir şey var. İşte TikTok'ta gördüm. İşte valizi normal dümdüz. Üst üste katladığımız var. Bir de dürüm yaptığımız var. Ben genellikle hani dürümle dümdüz karıştırıyorum. Ama bir de şey yapanlar da var. Şimdi böyle yan tutuyorsunuz valizi. Böyle böyle koyuyorsunuz. O da çok mantıklı geldi. Çünkü şöyle diklik gardırop gibi koymak her şeyi görmeni sağladığı için güzeldi. Mesela böyle üst üste koyduğunuzda direkt attığınızda bir şeyi aramak için tüm valizi dökmek gerekiyor ve tekrardan katlamak işkence oluyor bence. O yüzden o da mantıklı bir şey. Belki size de fikir olur diye söylemek istedim. Zaten 10 gününe falan kalacağım için çok abartmak istemedim kıyafetlerime. Şöyle yine Adidas'tan almıştım. Burberry tişörtümü giyerken hani evde ya da akşam iskelede giyerim diye düşündüm neyse. Bir tane daha şortum ve iki tane daha elbisem var. Yıkamadan getireceğim. Bir de pijama olarak elbise giyeceğim. Ya, elbise dedim pijama elbise. Çünkü sıcak yerlerde tişört şort kombinlerini pek sevmiyorum ben pijama olarak. Elbise daha güzel oluyor bence. Efil efil.
Sonra şöyle lila bir tişört var. Ben bunu almak istemedim normalde. Sonra annem dedi ki bunun altı da var lila şortum. Onu da alacağım. Bir de yeşil şortum var. Onu da alacağım. Elbise, kot elbisem var. Onu da alacağım. Her şeyi alacağım. Her şeyi. Ve büyük ihtimalle bunların hepsi ya da birçoğu diyeyim giyinmeden ya da bir kez bile hani evde giyinip geri döneceğine eminim ama neyse. Ne yapayım artık. Her fotoğrafta farklı olmak zorunda. Sonra bir de şöyle bir atletim var. Yavru ağızlı bir atlet. Şuralarından bağlayabiliyorsunuz böyle çekiştirmeleri var ya. Evet, bu kadardı. Giyeceklerimi geri getirdim ve belki giyerim ya da giymeyebilirim arasında kaldığım bir elbise var, çizgili spor. Ona emin kalamadığım için onu almadım şu an videoda göstermek ve yani çok elbise olmasını istemiyorum. Zaten az kalacağız ama mezuniyet elbisem var bir tane perna. Çok şık. Onu götürsem diye düşünmedim böyle marinada falan giyer miyim? Cunda da falan Ali Bey köyünde. Ama emin kalamadığım için onları göstermiyorum. Şu an zaten mezuniyet videomda gördüğünüz elbise. Neyse az önce dediğim pijamamı getirdim. Islaklar şu an biraz. O yüzden kötü duruyor olabilir. Şöyle bir elbise. Gayet rahat. Defakta dağılmıştım. Ben seviyorum elbise olarak bunları giymeyi. Bir de şort şort takımı aldım herhalde. Az önce dediğim lila şortum buydu. Bunun üstüne de oversize her şeyi giyerim. Her şeyi her şeyle giyme alışkanlığım var. Dediğiniz gibi her şey lila. Çünkü severim lilayı. Neyse çok her şey dedim. O yüzden her şey demeyeceğim biliyordum kanalımda. Sonra yeşil şortum var şöyle. Bunda. Hepsiyle. Yani her şey diyemezsem hepsi derim ben de. Bakın. Çok şaşırdım. Aga be. Neyse. Güzel şort. Bunları severim. Sonra şöyle bir kot elbisem var. Bu bana çok yakışıyor. Sindirelle elbiseydim. Efendim. Fil çok güzel oluyor yazlık yerlerde. Şimdi sizlerle birlikte bunları yerleştiremeyeceğim ama belki videonun devamına yerleşmiş halini koyarım bu arada. Ama şimdi biraz tık sokağa seçelim. Değil mi? Hiç seçmedik. Hani yazlık yerlerde hep tık tıkılır. O zaman biraz kendimizi şöyle yükseltelim. Böyle güzel. Bir kere şunu göstereceğim garanti. Bu benim en sevdiğim altın kolyem. Pembe kuvars var şurasında. Bunu hiç çıkarmamaya çalışıyorum. Hani çıkarmıyorum. Ve şöyle nazar boncuklu bir tane bilekliğim var. İpli. Bunu da arkadaşlarımla almıştım. Onu da sevdiğim için hiç çıkarmamaya çalışıyorum. Sonraki diğer takılarım şöyle. Bu boncukların adı ne bilmiyorum. Hatırlamıyorum ama ben bu boncuklara takıntılıyım. Şöyle yuvarlak yuvarlak büyük bunların şöyle seti de var. Renkli şeyleri seviyorum takılarda. Şöyle de gülücüklü vardı. Evet. Bir tane de üzümlü var. Duruyor. Bunları da götüreceğim garanti. Sonra neyim var? Bu yıldızı şey götürsem mi götürmesem mi hiç emin kalamadım. Neyse götüreyim bilmiyorum. Şimdi her şeyi götürüyorum. Oradan da alıyorum zaten. Her sene gitmemize rağmen. Diğer şeylerim şöyle ay takılmış birbirine ne bitik. Kalpli kendim yapmıştım. Kalpli bir kolyem var. Sen kalpler var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da götürüyorum. Bilmiyorum her şey. Çok sevdiğim için götürme zorunluluğunda mıyım? Hayır. Götürmek istiyor muyum? Evet. O yüzden hiç emin değilim. Ananaslı küpelerim var. Bunlara çok bayılıyorum. Çok tatlı geliyorlar. Şöyle Aventurin taşlı bir yüzüğüm var. Onu da götürürüm. Hoşuma gidiyor. Sonra şöyle pembe bir boncuklu kolyem var. Bunun mavisi de var. Mavisini biraz duşta taktığım için gitti maviliği ama neyse. Bunu böyle dolayıp birbirine takmayı da çok seviyorum. Trendyol'dan almıştım. Bunu da seviyorum. Bileklik. Bunu da götüreceğim. Her şeyi götürüyorum. Takı kalmadı evde. Sonra mezuniyetime taktığım şu harika ötesi küpelerim. Kalpli. Çok şıklar. Ben çok sevdim bunu. Kadıköy'den almıştım. Sonra acaba benim bir sürü böyle küpem var. Bayılıyorum hepsini ve hepsini de götüreceğim. Saygılar. Sonra böyle muzlu küpelerim var. Bunlar da acayip şeker duruyorlar. Yumurtalı küpelerim var. Bunu da götüreceğim. Gösterdiğim her şeyi götüreceğim. Aynısının gülen yüzlüleri var. Küçük küpelerimi de götüreceğim. Sadece halka. Şu gülen yüzlüğü alırım. Çünkü gülen yüzlüğü küpemle yüzüğü takım. Onu götürürüm. Bir de şu kalpliyle yıldızlıyı götürürüm. Bu kadar. Artık yedi. Bir dakika. Bunlar da çok fazla. Yanlış geldik. Her şeyi götürdüm. Hayat ki bir video uğruna odanın her yerini mahvetmektir. Evet. Özlü sözlerin üstüne göre güzel eşyalarımıza geçebiliriz artık. Biraz hızlı konuşalım. Panty'nin böyle bir saç yağı var. Şöyle odaklasın. Sonra Arconem'in avokadolu vücut kremi var. Nemler işte duruyorum. Darling Kolonya. Ve kokusu çiçek bahçesi. Gayet güzel kokuyor. Önerim. Parfümleri, deodorantları falan bazılarını ablamın odasından çarpacağım. O yüzden şimdi yoklar. Yanlış anlaşılması yani. Onlar da var. Sonra saçımın böyle jölesi var. Bunu da kullanmadan olmaz. Çünkü ben kıvırcık yapıyorum.
yapmaya çalışıyorum en azından. Sonra köpüğüm var şöyle BB Beauty'nin. Sonra Dove Roll-On değer olan var. Sonra Elidor'un. Bu bitti. Belki götürmem, oradan da alabilirim. Bilmiyorum. Papatya suyum var. Elf kremim var. Bu kadar. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Ojeleri falan da gösterirdim de çağının hiçbirinden emin değilim. O yüzden göstermiyorum. Şöyle oldu son durumu. Biraz aile yardımı aldım. Şurada şapkalarım var. Ben şöyle koydum. Gayet düzgün oldu ve gayet sığdığını düşünüyorum.